Yani düşünce ne Nermin abla? Evet, Nermin Hanım'ın yani yemeklerini beğenmiyor ve söylüyor ya hani normalde de böyle yaptığını düşünüyorum diye. Yani komşulara da mesela kötü mü yemek veriyor sence? Beğeniyorlarmış, yiyorlarmış ya. Ya beğeniyim. Ya şimdi Kadir Bey ben de birine komşuna bir şey versem. Puan vermeyecek herhalde. Olsun bir derim ki ay çok güzel olmuş eline sağlık derim ama, yani. Ama tekrar, olmuyorum ki ben tekrar o insanı yani. Tekrar yaptığım zaman bana diyor ki lütfen tabakla değil tencereyle ver yayla çorbasını. Yapma ya. Yani bu da, buna da inanmıyorum ben ya. Vallahi inandırıcı gelmiyor şey, ya. Sizin konuşmalarınız bana samimi gelmiyor ya. Ayşe Hanım hayal dünyasında. Ayşe Hanım bu konuşmalar bana gerçekten samimi gelmiyor neden ya. Neden hayal dünyası bu? Komşumu canlı yayına bağlayalım. Gelmiyor ya. Bağlayalım isterseniz. Buradan da Fadime teyzecimi öpüyorum. Fadime teyzecim mi diyor? Evet. Kaç yaşında? 65. He. Neden beğenemedin mi? Hayır onunla alakası yok. Z kuşağı değil. Allah'ım sen niye teyzenin yaşına takılmış evet. Olmasın? Hayır dedim hani çok eden... yaşlı damak tadı artık gider ya bir insanın hani. Bu damak tadı gider. Adet oluyor. Hani bu... direkt yutar. Bu... Erişteri çorbamı nasıl direkt yutsun? Yutsun evet. O zaman bu siz anneniz babanız da hani yaşını niye onlara kaydı diyorsunuz? Yaşlılar direkt yutar benim diyorsunuz. Benim annem babam rahmetli oldu. Onun Allah rahmet eylesin. Benim annem de mekanı cennet olsun. Ama yaşlılara da saygı hakaret duyuyorum. Hakaret etme. Benim ne dediğimi asla anlayamıyor musunuz siz ya? Ya ben ne diyorum? Siz ne diyorsunuz Ayşe Hanım? Ayşe Hanım. Onun için böyle Nermin benimle Hanım, siz abi artıysa bu sizin illaki siz buna eksi diyorsunuz. Size göre. Siz bir kere ben başka bir şey diyorum. Beni bana takmışsınız. Siz başka niye bir şey diyorsunuz. Ben bilemiyorum ya ben yani de. Bak masada Nuray var. Sen niye Perihan'a ya da Nuray'a evet özellikle bana. Sadece Ayşe ablaya bu kadar. Evet ondan yani. O şey bence Nermin Hanım bizim günümüzde de bizim. Hayır yemin ediyorum asla kesinlikle bilmiyorum. Tabii yorum yapacağım. Acaba ya, ama rakip görüyordur belki. Ayşe Hanım'dan çok pardon. Elektrik Ayşe Hanım'dan. Evet elektrik alamadım. Ben de sizi ilk, bana samimi gelmiyor. Ben Ayşe Hanım bana böyle ilk buraya yapmacı, görüşmeye geldiğimiz zaman yani sizden de sizden hiç elektrik alamıyoruz. Ne kadar yani birbirimize valla. İlk gün arabaya bindiğimden beri. Elektrik alamamız önemli değil. Burada bir gün göreceğiz ama bitiyor ondan sonra. O, o şey de önemli. Elektrik de. Mesela buraya ama baktığımda yani. Şey gözüme hoş geliyor. Yani elektrik almamız önemli değil ki benimle. Tabii ki bu. Komşum değilsin, arkadaşım değilsin, dünürün değilsin. Masada konuşulanları duyuyor musunuz? Birbirlerinden elektrik almamışlar. Elektrikle alakası yok. Gereksiz özgüveni var. Yani yapabilseydi eğer istediği gibi savunabilirdi ama savunulacak hiçbir şey olmamasına rağmen savunuyor. Kadir Bey bizi ilk görüşmeye çağırıyorlar ya bizi. Telefon görüşmesi. Beraber mi geldiniz? Evet beraber geldik. O gün elektrik kader alamadım. Ağlarını örmüştü. O gün arabada gördüm. O gün elektrik dedim ki Allah'ım işte. Dedim. Ne olur dedim inşallah dedim aynı masada yarışmayız dedim. Vallahi ama ben de aynısını dedim. Ben de aynısını dedim. Rabbim hep gönlünüze göre. Gerçekten. O gün elektrik alamadım. O çok önemli bence. Biz de Perihan Hanım'la aynı arabada geldik. Aa, evet, sen de şöyle bir yanalım için. Biz elektrik aldık bize soruyor. İki poliyana. Evet, hiç konuşamıyoruz ama biz elektrik aldık. Elektrikle böyle. Peki, afiyet olsun. Bir de tatlıların tadına bakın. Perihan abla nasıl buldun tatlıyı? Tatlı çok güzel olmuş. Peki, ellerine afiyet sağlık. Olsun. Nuray Hanım afiyet beğendin olsun. Mi? Beğenmiş baksana yutamadı hala. Afiyet olsun. Ayşe abla? Tatlıyı çok beğendim. Çok beğendim. Baklavasının hayranıyım zaten. Beğendim. Puanı bu sadece baklavaya vereceğim. Dur daha puan vermeye gitmedik. Sadece baklavaya vereceksin evet, puanı çok bu beğendim. Arada. Çok beğendim. Olabilir. Gerçekten. Belki yüksek puan. İntikam hırsı var ya kafada hep puan düşüncesi. Siz beğendiniz mi? Beğendim. Eline sağlık. Çok eline güzel. Sağlık. Gevrek çok olmuş. Güzel. Şerbeti falan harika, harika olmuş. Peki. Çok afiyet güzel olsun. Olmuş. Ellerine sağlık Rümeysa. Afiyet olsun. Yarışmanın en büyük kısmına gidiyoruz puanlamaya. Bakalım haftanın ikinci günde Rümeysa kaç puan alacak görelim. Masadaki yorumlar çok sade. Sadece kolay 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 deyip durdular. Çorbam azdı. Getirirken içine su kattım. Onu bile anlamadılar. Kafaya kolay, basit bunları takmışlar. Farklı hiçbir yorumları yok. Pişmiş mi onu yorum yapmıyorlar. Sadece kolay 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 deyip geçiyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.